Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi şeklinde olmalıdır diye soruyor bize. Burada baktığımızda cümlenin giriş cümlesi 2 numara olmalıdır. İsim vermek insana mahsus bir maharet demiş. Sonrasında doğrudur, insan olmasa varlıkların isimleri de olmayacaktı. Devam ettirmiş. Daha sonrasında her isim aynı zamanda mecazlarını da emanet ediyor hayata demiş. Hala isimden devam ediyor. Bize sonrasında bir örnek vermek istemiş. Su gibi aziz ol diyoruz mesela. Bir örnek vermiş. Sonrasında bunu açıklaması gerekiyor. Suyu bile kendisinden başka bir şeyi anlatmak için yeniden nitelendiriyoruz demiş. Yani burada cevabımız A seçeneği. Bu parça 2 paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diye sormuş bize. Bakalım yalnız yürüyüşün Rousseau'dan Stevenson'a ya da Thoreau'ya kadar birçok yanlışı vardır. Burada ana tema yürüyüş gibi duruyor. 2. Yalnız yürüme bir içe dalma dünyadan ele tek çekmektir, çekmedir demiş. Sonrasında yanında konuşmaya zorlayan, iletişim zorunluluğu getiren bir arkadaşın varlığıyla bozulabilecek bir aylaklıktır demiş. Hala yürüyüşten konuşuyor. Üçte de yok. Sonra sessizlik yalnız yürüyüşçüyü besleyen bir fondur demiş. Burada sessizlik temasını ele almış. Yani cevabımız D seçeneği. Bu parça 2 paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış hangi cümleyle başlar diye soruyor bize. Bakalım her toplumun ihtiyacı, hayata bakışı, çocuğu ele alış biçimi, kültürü aktarma yöntemleri birbirinden farklıdır demiş. Sonrasında her ne kadar evrensel bir dille kaleme alınsa da her yazar içinde büyüdüğü kültür havzasından beslenir. Kültürden bahsedilmiş. Sonrasında bu sebeple bütün çocuk kitaplarının bütün çocuklara hitap edebileceğini iddia edemeyiz. Çünkü kültürü aktarma yöntemi farklıdır. Sonrasında kitabın konusu, hedef yaş grubu gibi durumlar okuyucu grubuna da belirler aslında demiş. Kitabın konusu okuyucu grubunu belirlemesi. Burada farklı bir konuya geçiş yapılmış. Yani cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi şeklinde olmalıdır diyor. Paragrafı okuduğumuzda el kitap hakkında konuşulduğu görülüyor. En uygun giriş cümlesi 3 diye düşünüyorum. 3. El kitap birçok yönden hayatımıza rahatlık getirecekti. Sonrasında el kitap ile birlikte yayıncılık sektörü içinde birçok kolaylık söz konusu olacaktı. Sonrasında artık bir kitap yayınlamak için matbaa sürecine girmeye, ne kadar satacağını bilmeden 2-3 bin kitabı basıp depoya koymaya, o kitapları dağıtmaya çalışmaya, kitapçılara ulaştırmaya gerek kalmayacaktı demiş bir açıklamada bulunmuş. Sonrasında bir kitabı yayımlamak için onu e-kitap formatına sokmanız yeterli olacaktı demiş. Bu da ne anlama geliyordu? Bu da para ve zamandan tasarruf demekti. Yine ana fikri sona eklemiş. Yani cevabımız B seçeneği. Bu parça 2 paragrafa bölünmek istense, ikinci paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş bize. Bakalım biblioterapi çok kısa bir tanımla kitapla tedavi anlamına gelmektedir. Bu yöntemdeki amaç kişinin duygusal sorunlarının anlaşılabilmesini sağlamak, hayata karşı uyum sorunlarının aşılmasını gerçekleştirmek ve kişinin içinde bulunduğu ruh halinin tüm detaylarını tanımlamaya çalışmaktır. İkisinde de bir biblioterapiyi anlatmış. Sonrasında bir başka tanımlama şeklinin hala tanımlamaya devam ediyor. Doğru zamanda doğru bireyle doğru kitabı
buluşturmak olduğu biblioterapi, kişinin okuduğu ölçüde tedaviye başladığı bir tekniktir demiş, tanımlamış. Biblioterapi yönteminin amaçlarının arasında kişinin okuyarak içine girdiği dünyada kendi sorunlarını teknik doğrultusunda çözmesi ilk sırada gelmektedir demiş. Burada tanım değil, biblioterapinin amaçlarından bahsetmiş, amaçlarından birini anlatmış. Yani cevabımız D seçeneği.